로얄 마스터님 나와주세요. 네, 안녕하세요. 로얄 마스터 김우진입니다. 반갑습니다. herkese merhaba, ben Royal Master Kimujin. Sizleri gördüğüme mutlu oldum. 네, 제가 이렇게 오랜만에 여기서 강의를 하게 됐네요. uzun zaman sonra eğitim veriyorum. 네, 아까 이제 말씀하신 것처럼 제가 애터미를 왜 했고, 우리 애터미를 왜 해야 되는지 짧게 설명을 드려볼까 합니다. 비라소 언제 데디 atıntıldığı gibi bugün neden atomi yaptığımı ve neden atomi yapılması gerektiğini açıklayacağım. 네, 저는 애터미를 한 지는 4년 6개월 정도가 되었고요. Ben atomiye başlayalı 4 yıl 6 ay kadar oluyor. 지금 로얄 마스터라는 직급까지 오게 되었습니다. Ve Royal Master denen kariyere kadar gelebildim. 제가 애터미를 하게 된 이유는 저희 어머니, 크라운 마스터이신 저희 어머니 때문에 애터미를 하게 되었는데요. 아토미 크라운 마스터 olan annem sayesinde öğrendim ve yapabildim. 저희 어머니가 애터미를 통해서 성공하신 모습을 보고 제가 애터미에 관심을 갖게 되었습니다. annemin아토미 sayesinde başarmış olduğu o görüntüyü gördükten sonra bu아토미에 ilgi duymaya başladım. 그리고 제가 애터미를 알아봤는데요. 이게 굉장히 비전도 있고 그리고 이 일이 젊은 내가 해야겠다는 생각이 들었습니다. 아토미 araştırdıkça gerçekten içerisinde büyük bir vizyon olduğunu gördüm ve genç yaşta olan benim atomi yapması gerektiğine karar verdim. 제가 애터미 회사에 대해서 소개를 드려볼까 해요. 뭐 yüzden atomi denen şirketle ilgili de kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. 잠시만요. 네. 1 saniye dedi. 네, 이거는 이제 애터미 회사에 대한 이제 소개 자료인데요. 뭐 아까 sunum, 아토미는 시계 탄트미 일기를 뵐 sunum. 그러니까 저는 애터미를 하는 이유가 이 바로 애터미에서 말하는 그 시스템 소득을 받기 위해서 애터미 사업을 하고 있습니다. Ben aslında Atomi'yi yapma sebebim Atomi içerisinde elde edeceğim sistem geliri. Bu yüzden yapıyorum. 네, 여러분들 다들 아시는 것처럼 그 코로나 바이러스 때문에 우리가 많이 고생을 했죠. Sizin de bildiğiniz gibi hepimiz korona virüsünden sonra çok fazla sıkıntı çektik. 뭐 그리고 뭐 이런 환경 문제라든지 아니면은 지금 전쟁 중인 나라도 있잖아요. birçok ekonomik sorun ve şu an aslında savaş durumu olan birçok ülke var. 그래서 앞으로의 미래는 정말 불확실한 그런 미래에서 우리가 살아가야 될것 같습니다. �undan sonra ekonomik kriz ve böyle savaşlar derken çok belirsiz ve karanlık bir gelecekte yaşıyoruz. 우리가 이제 태어나서 보통은 한 50, 60세까지 일을 하고 남은 3, 40년을 이제 그동안 벌어놓은 돈으로 생활을 하게 되잖아요. bizden aslında doğduktan sonra çalışma hayatında düşündüğümüzde 50-60 yaşında çalışma hayatımızın bittiğini ve bundan sonra 20-30 yıl bir çalışmaya, bir gelir olmadan yaşamamız gerekiyor. 그래서 지금 한국에서는 한 가지 일만으로는 내 미래를 책임질 수 없다고 많은 사람들이 생각을 해서 뭐두 가지, 세 가지 일, 이런 다양한 여러 가지 일을 하는 사람들이 굉장히 많아요. ve şu an Kore'de de tek bir işle ya yani tek bir gelirle yaşamanın çok zor olduğunu düşündüğünden dolayı insanlar aynı anda 2-3 tane iş yapıyorlar. 결국에 많은 사람들이 여러 가지 일을 한다는 것 자체가 한 가지 일에 만족을 못하고 그리고 그 일이 안정적인 일이 아니기 때문이라고 생각을 합니다. Tabii ki birçok insanın birden fazla iş yapması demek bir işten elde istediği tatmini alamaması ve ihtiyacını karşılamadığı için birçok işe yönelmesi demek. Kü 대부분의 일이 내가 일을 할 때만 소득을 주고 내가 일을 하지 않을 때는 소득을 주지 않잖아요. Tabii ki birçok iş siz çalıştığınızda gelir getirirken çalışmadığınızda hiçbir gelir getirmez. Ben 아마 여러분들도 공감을 하실 거라고 생각을 합니다. 여러분들도 여태 애터미를 만나기 전에
어떤 일을 하셨던지 간에 그 일이 내가 일을 할 때만 돈을 받았을 거예요. Tabii ki sizin de bu fikre katılacağını düşünüyorum. Atomi ile tanışmadan önce veya şu anki işinizde sadece çalıştığınızda gelir kazandığınızı, çalışmadığınızda herhangi bir gelir olmadığını biliyorsunuzdur.근데 우리가 요새는 100살을 넘어서 120살까지 산다고 합니다. Artık insanların 100 yaşının üstüne 100 yıldan daha fazla yaşayacağı söyleniyor.그래서 오랜 기간 동안 계속해서 돈이 나오는 이런 시스템 소득을 내가 갖지 않으면은 평생 일을 해야 될 수도 있는 거예요. Yani şu an eğer bir gelir çalışmadan da elde ettiğiniz bir sistem geliri oluşturmazsanız bundan sonrasında yine yaşınız ilerlese bile çalışacağınız anlamına geliyor.그래서 저는 애터미 사업을 하는 이유가 이 애터미에서의 시스템 소득을 내가 받아서 내가 일을 하지 않아도 내가 죽을 때까지 계속해서 돈이 나오는 이러한 시스템을 만들기 위해서 애터미 사업을 하고 있습니다. Benim atomiyi yapma sebebim ben burada bir sistem oluşturduktan sonra daha sonrasında ben çalışmasam bile yaşlansam bile ben çalışmadığımda bana para kazandıracak bir sistem geliri oluşturmak için yapıyorum.근데 저도 애터미를 하기 전에는 제가 이런 시스템 소득을 가질 수 있을지 몰랐어요. Tabii ki ben de atomi işine başlamadan önce böyle bir sistem geliri oluşturup oluşturmayacağımı bilmiyordum.왜냐면 여기 이제 나오는 것처럼 시스템 소득이라고 하면은 내가 이제 건물을 가지고 있어서 그 건물에서 임대료가 나와서 내가 돈을 버는 것도 시스템 소득 중에 하나이죠. Tabii ki sistem geliri dediğimizde bir binaya sahip olmak veya birkaç daireye sahip olmak, o dairenin kira gelirleriyle de geçimini sağlamak, bu da bir sistem gelir örneği.아니면 내가 노래 하나를 만들어서 사람들이 그 노래를 들을 때마다 내가 저작권을 받는 것도 시스템 소득 중에 하나입니다. Eğer ya da bir sanatçının뭐 bir tane şarkı yapması ve o şarkının artık sürekli olarak dinlenmesi de bir sistem gelir örneği.아니면 내가 돈이 많아서 은행에다가 돈을 넣어놓고 은행 이자를 받는 것도 시스템 소득이죠. Veya para çok olduğunda parayı bankaya yatırıp bankanın faiziyle paranın artması da bir sistem gelir örneği.아니면 내가 유튜브 채널을 만들어서 유튜브 영상을 올려서 사람들이 그거를 볼 때마다 내가 소득을 받는 이것도 우리들이 가질 수 있는 시스템 소득 중에 하나입니다. Ya da bir YouTuber'sanız bir video çeker, videoyu YouTube'a koyar. Daha sonra siz bir şey yapmadığınızda bile o video izlenmeye her izlendiğinde para kazanırsanız bu da insanların yapabileceği bir sistem gelir örneği.근데 저는 너무나 평범한 사람이기 때문에 제가 건물을 가지고 있지도 않았고 제가 노래를 작곡을 잘하지도 못했고 아니면 은행에다가 돈을 넣을 수도 없었고 그렇다 보니까 내가 이런 시스템 소득을 가질 수 없는 게 당연하다고 생각을 했어요. Tabii ki ben normal bir insan olduğumdan dolayı bir şarkıyı oluşturacak yapacak yeteneğimin olmaması ya da bankaya bir koyacak yüklü paranın olmaması, bir daire sahibi olmamam ve böyle bir video çekecek yeteneğimin olmamasının dışında benim de bir sistem geliri oluşturmam gerekiyor.근데 이제 제가 애터미를 알게 된 거죠. Ve bunu bir sistem gelirini oluşturabilmek için de ben Atomi'yi seçtim.근데 제가 애터미를 알아보고 나서 이게 진짜 진정한 시스템 소득이 가능하구나를 언제 느꼈냐면 Ben Atomi'yi seçtikten sonra gerçekten bu işte sistem gelirinden para kazanabiliyorum hissini ne zaman hissettim derseniz.저희 어머니는 애터미를 하신 지 13년 정도가 되셨거든요. Benim annem Atomi'yi yapalı 13 yıl oluyor. 근데 제가 애터미를 하지 않을 때 저희 어머니께서 몸이 안 좋으셔서 병원에 입원을 하신 적이 있어요. O zaman ben Atomi'yi yapmadığım sıralarda annem rahatsızlığından dolayı hastanede yattığı bir dönem vardı.그때 한 6개월 정도를 병원에 입원을 하셔서 일을 전혀 못 하셨거든요. O zamanlar 6 ay boyunca hastanede kaldığından�olayı hiçbir şekilde işle ilgilenemedi.근데 저희 어머니께서 애터미를 통해서 이미 내가 일을 하지 않아도 돈이 나오는 시스템을 만들어 놓으셨기 때문에 6개월 동안 일을 하지 못했음에도 계속해서 돈이 나오더라고요. Ama annem ondan öncesinde kendisi çalışmasa bile gelir getiren bir sistem geliri kurduğundan dolayı 6 ay boyunca hastanede kaldığında bile hiçbir şeyden etkilenmeyip para kazanmaya devam etti.제가 그거를 보고 애터미 사업을 해야겠다고 결심을 하게 된 거죠. Ben de tabii ki bunu gördükten sonra ben de bu işi yapmalıyım diye karar verdim.왜냐하면 내가 지금 젊을 때 일을 할수 있을 때
이런 멤버십을 갖춰 놓으면 내가 나중에 몸이 아플 수도 있고, 내가 어떤 사고를 당할 수도 있고, 내가 일을 못하게 될 수도 있잖아요. 그때 애터미를 통해서 내가 계속해서 돈을 받을 수 있겠구나를 알게 되었습니다. Eğer şu an gençken iyi bir şekilde çalışır, benim grubumu iyi bir şekilde oluşturursam daha sonra kaza geçirip iş yapamadığımda, çalışamadığım dönemlerde veya gerçi iş yapmak istemediğim zamanlarda gelir kazanabileceğim bir sistem geliri oluştururum diye düşündüm.그래서 애터미가 이런 시스템 소득이 가능한 이유가 저는 애터미의 제품과 애터미의 마케팅 때문에 가능하다고 생각을 합니다. 아토미 içerisinde sizin sistem geliri oluşturmanızı sağlayan iki şey vardır. Bunlar Atomi'nin ürünleri ve Atomi kazanç planı.제가 지금 한 4만 명의 회원들이 제 밑에 있거든요. Benim şu an alt ekibimde 40 bin aşkın insan var.그 4만 명의 사람들이 제품을 구매를 하고 사업을 하고 이런 것들을 내가 100%다 공유를 받는 게 애터미 마케팅 핵심입니다. 뭐 40 bin kişinin ürünleri alması veya bu işi yapması, ne yaparsa yapsın faaliyetlerinden benim %100 olarak yararlanmam Atomi kazanç planının özelliği.애터미 제품이 너무 품질은 좋은데 가격은 저렴하기 때문에 사람들이 스스로 들어와서 자발적인 구매가 반복돼서 일어난다는 거죠. Atomi ürünleri çok kaliteli olup kalitesine göre çok uygun fiyatlı olduğundan dolayı insanlar girip alışverişleri kendiliğinden yaptıkları için kendiliğinden satışlar ekranlarda gözüküyor.그래서 내가 처음에 애터미의 멤버십을 만들기까지는 굉장히 어려울 수도 있고 힘들 수도 있지만 한번 만들어 놓으면 그 멤버십이 자동적으로 커지고 그 커진 멤버십에 의해서 내가 수당을 받는 그런 구조라고 생각을 하시면 됩니다. Tabii ki Atomi'de sizin kendi oluşumunuzu yapmanız için geçen o zaman olduğundan dolayı herhangi bir gelir olmayabilir. Ama bir kez grubunuzu oluşturduktan sonra sürekli olarak aslında siz çalışmasanız bile gelir getiren bir sistem oluşturmuş olursunuz.저는 지금 한 달에 한 1,000명 이상의 회원들이 계속 제 밑에서 가입이 되거든요. Benim artık her ay 1000 aşkın kişi, yeni kişi alt ekibime üye oluyorlar. 근데 그게 제가 한달 동안에 1,000명을 가입을 시키는 게 아니라 제 밑에 있는 수많은 회원들이 제품을 써보고 좋으니까 또 누군가를 가입시키고 또 수당도 받으면서 사업까지도 하기 때문에 저와 상관없이 지금은 제 멤버십이 계속해서 커질 수 있게 되는 거죠. Ama her ay yeni üye olan 1000 kişiyi ben üye yapmıyorum. Benim alt ekibimde olan kişilerin ürünleri iyi olduğundan dolayı farklı insanlara söyleyip yeni tüketicileri üye yaparken bunun sayesinde gelir de kazanabiliyorlar. Yani aslında alttaki döngü benden bağımsız olarak işliyor.그게 저의 노력과 저의 능력 때문이 아니라 애터미의 제품과 애터미의 시스템, 애터미 마케팅 때문에 그게 가능하다고 생각을 합니다. Tabii ki böyle bir sistemin oluşmasının benim yeteneğim veya benim çabam sayesinde değil de Atomi'nin kazanç planı ve Atomi'nin ürünleri sayesinde olduğuna inanıyorum.그래서 애터미는 결국에는 좋은 품질의 제품을 저렴하게 파는 유통회사예요. Atomi sonuç olarak yüksek kalitedeki ürünleri uygun fiyatlara satan bir şirket.여러분, 애터미가 유통회사인데 어떠한 유통회사가 잘 되고 어떠한 유통회사가 잘안 될까요? Atomi'de bir dağıtım şirketi ama bazı dağıtım şirketleri iyi ilerlerken bazıları ilerleyemiyor.잘 되는 유통회사는 간단합니다. 좋은 제품을 저렴하게 팔면은 그 유통회사는 잘될 수밖에 없어요. Bir dağıtım şirketi이yi bir şekilde ilerliyorsa bunun mantığı çok basittir. İyi ürünleri ucuz fiyatlara satarsanız ilerlersiniz.근데 애터미가 진짜 좋은 품질의 제품을 저렴하게 팔고 있다는 거죠. Ve Atomi'de gerçekten yüksek kalitedeki ürünleri uygun fiyatlara satarak ilerliyor.그리고 애터미는 지금 한국에서 지금 두 번째로 매출이 많은 회사고요. Ve Atomi şu an Kore'de en fazla satışlar listesinde ikinci sırada olan bir şirket.그리고 1년 동안 매출이 2조 2천억을 하는 회사입니다. Ve yıllık geliri de 2 trilyon 2 trilyon won aşkın bir şirket.근데 이 애터미의 매출이 많으면 많을수록 좋은 이유가 애터미라는 회사는 우리에게 수당을 주잖아요. 근데 35% 이내에서 수당을 줘야 됩니다. 아토미는 satışlarının artmasının bir diğer güzel yönü ise Atomi'nin satışları arttığında kazanç planı gereği satış karının %35'ini tekrar bu işi yapan girişimcilere veriyor.
그래서 회사 매출이 오르면 오를수록 우리가 받아갈 수 있는 수당이 더 많아지는 거예요. 뭐 yüzden şirketin satışları yükseldikçe bizim de kazanacağımız para artıyor demek. 근데 애터미는 계속해서 매년 매년 이렇게 매출이 늘고 있는 회사입니다. 뭐 Atomi şirketi de her yıl satışlarının büyüdüğü bir şirket. 그리고 이미 한국보다 해외 다른 나라의 회원들이 훨씬 더 많은 게 이제 애터미고요. Ve Atomi'nin Kore'deki üyelerinden daha çok yurt dışındaki üyelerin her geçen gün arttığını da görüyoruz. Kuyo. 그리고 지금 한국을 포함해서 총 27개 해외 법인이 있습니다. Ve şu an Atomi şubesi 27 ülkede açık. 그래서 아직 뭐 아프리카나 이런 나라들은 아직 나가지도 않았고요. Yani Afrika veya Orta Doğu'daki Arap ülkeleri gibi ülkelere daha Atomi giriş bile yapmadı.근데 여기서 저도 옛날에는 그렇게 생각했어요. 이 내가 한국에서 사업을 하는데 애터미가 해외에 나가 있는 거랑 나랑 무슨 상관이지? 이렇게 생각을 저도 했었거든요. Ben de Atomi ilk başladığım aşamalarda ben Kore'de Atomi işini yapıyorum. Yurt dışında Atomi'nin açık olup olmaması beni ne ilgilendirir ki diye düşünüyordum.근데 제가 사업을 해보니까 이게 해외에 나가는 게 절대 상관이 없지 않더라고요. Ama bu işi yaptıkça gördüğüm şey gerçekten yurt dışındaki şubeler açıldıkça benim işimin etkilendiği.왜냐하면 저도 처음에는 제가 한국 사람이니까 제 한국의 인맥들로 애터미 사업을 시작을 했지만 지금은 한국보다 해외에 훨씬 더 많은 회원들이 있어요. Ben de tabii ki bir Koreli olduğumdan dolayı Kore'de tanıdığım olduğu için Kore'deki tanıdıklarımla bu işe başladım. Ama şu an gerçekten yurt dışındaki üye sayım çok daha fazla.그 중에 하나가 튀르키예라는 나라인 거죠. Ve tabii ki çok fazla üye sayısı olan ülkelerden biri de Türkiye. 근데 제가 튀르키예 가서 막 애터미를 알리고 한게 아닌데 제 멤버십에는 수많은 튀르키예 사업자, 소비자들이 있잖아요. Ve ben bizzat olarak Türkiye'ye gidip Türkiye'de bu işi tanıtıp birçok insan üye yapmamış olmama rağmen alt ekibimde çok fazla Türkiye var.이게 애터미 마케팅이 내가 하지 않아도 내 밑에 달리면은 내가 한 것처럼 100% 다 인정을 해주는 시스템입니다. 아토미'nin kazanç planı herkesi ben üye yapmasam da benim alt ekibimde olan bir değişimi sanki ben yapmışım gibi onayladığından dolayı bu şekilde büyüyor.그래서 여러분들도 처음에는 여러분들 나라의 인맥들로 애터미 사업을 시작을 하실 거예요. O yüzden sizler de kendi ülkenizde kendi tanıdığınız kişilerle bu işe başlayacaksınız.근데 여러분들이 애터미 사업을 하시다 보면은 여러분들과 상관없는 나라에서 사업자, 소비자가 나오게 되어 있습니다. Ama bu işi yapmaya her geçen gün devam ettiğinizde sizin tanımadığınız ülkelerde tanımadığınız insanlarla global bir şekilde büyümüş olacaksınız.저도 마찬가지로 해외 인맥이 없었는데 지금은 해외 사람들이 제 밑에 수많이 많이 있는 것처럼 여러분들도 처음에는 튀르키예라는 나라에서 애터미 사업을 하시지만 여러분들 밑에 뭐 한국 사람이 달릴 수도 있고 미국 사람, 일본 사람, 전 세계 수많은 해외의 사람들이 달릴 수가 있는 거죠. Siz de bu işi yapmaya devam ettiğinizde farklı ülkelerde aslında birçok belki bir Koreli, belki bir Amerikalı sizin alt ekiplerinizde üye olacak.그게 애터미 제품이 좋기 때문에 애터미 제품이 전 세계로 뻗어나가서 그게 가능하더라고요. Atom ürünleri kaliteli olduğundan�olayı tüm dünyada insanların kullanabileceği bir ürün olduğu için bu şekilde ürünler sayesinde farklı yerlere ulaşacaksınız.그래서 애터미라는 나라가 한국에서 시작을 했지만 지금 튀르키예를 거쳐서 수많은 전 세계로 나간다는 거는 여러분들한테 그만큼 더큰 비전이 될 수도 있습니다. Çünkü Atomi bir Kore ürünü ve Kore'de başladıktan sonra şu an Türkiye'de sizlerin her evde bu ürünü kullanabilmesi gibi böyle büyük bir vizyona sahip olduğunu görebilirsiniz.뭐 예를 들어서 여러분들이 사업 열심히 하시다 보면은 여러분들 밑에 한국 사람이 달릴 수도 있고 여러분들 밑에 뭐 영국 사람, 독일 사람, 미국 사람, 중국 사람 이렇게 다양한 나라의 회원들이 여러분들 밑에서 사업을 할 수가 있는 거죠. Sizler bu işi yapmaya devam ettiğinizde tanıştığınız farklı insanlar sayesinde sizin alt ekiplerinizde İngiltere'den, Amerika'dan, Çin'den, Kore'den üyeler olabilir.애터미는 전 세계의 네트워크 마케팅 회사 중에 탑 10에 드는 회사고요. Ve Atomi dünyadaki en iyi network şirketleri listesinde ilk onda yer alıyor. 10 listesinde yer alıyor.
네, 뭐 그래서 이렇게 터미가 다양한 한국에서는 굉장히 좋은 일들 많이 하고 있거든요. Ve Atomi gerçekten Kore'de çok anlamlı ödüllere de layık görülüyor ve anlamlı işler yapıyor.이거는 이제 그냥 짧게 설명을 드리면 한국에서 굉장히 받기 어려운 인증인데 어떤 회사가 정말 소비자를 중심으로 경영을 하는지 이런 것들을 판단해서 국가에서 주는 인증이에요. Ya burada gördüğünüz aslında CCM yazan amblem çok Kore'de alınması çok zor bir amblem. Bu amblemin anlamı ise tüketici merkezli üretim yapan ve bunu benimseyen, bu kültürü benimseyen şirketlerin aldığı amblem ve Atomi bu ambleme sahip.그래서 이건 2년에 한 번씩 주거든요. 근데 2년 동안 소비자 피해가 단한 건도 발생을 하면 안 됩니다. Tabii ki bu amblemin de tek alındıysa 2 yılda bir tekrar alınıp alınmaması. Yani bu amblemin hak edilmemesi yenileniyor. Sizin o 2 yıl içerisinde tüketicilerinize hiçbir zarar vermemesi ve bir tüketici şikayetinin olmaması gerektiğini gösteriyor.근데 애터미가 지금 3번 받았고요. 그러니까 6년 동안 이 CCM 인증을 받은 회사입니다. Atomi bu kez bu sefer üçüncü kez bu amblemi almış oluyor. Yani 6 yıl boyunca tüketici merkezli kültürünü benimsemiş ve bu şekilde yürütülen bir şirket olduğunun anlamı.그 말은 뭐냐면 애터미가 다단계 회사이지만 소비자 피해가 단한 건도 없는 진짜 정직하고 우리 소비자랑 사업자를 위해서 경영을 하는 그런 회사라는 거죠. Atomi bir network şirketi olmasına rağmen 6 yıl boyunca hiçbir şekilde bir tüketiciye zarar vermemiş ve tüketicinin bir zarar görmediği bir şirket ve bunun için aslında çalışan bir şirket olduğunun anlamı.뭐 그래서 이렇게 한국을 비롯해서 전 세계 뭐 언론이나 매체, 애터미, 그리고 애터미 회장님이 이렇게 소개가 되고 있고요. Ve şu an Kore'de dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde Atomi şirketi, Atomi ürünleri ve Atomi'nin başkanı, Atomi'nin yöneticisi hakkında birçok haber çıkıyor.그래서 아직은 한국에서는 이런 다단계라는 인식이 안 좋거든요. 뭐 애터미라는 회사는 이제 인식이 점점 좋고 하지만 아직도 다단계 하면은 남들한테 피해주고 이런 인식이 강합니다. Tabii ki Kore'de şu an network'e karşı ön yargı hala oldukça ciddi durumda olmasına rağmen Atomi denen bu şirketin tanınması ve büyümesi gerçekten insanların network olan ön yargısını yavaş yavaş kırıyor.근데 애터미를 정말 자세하게 알게 되면은 이 회사는 정말 좋은 일을 많이 하는 회사고 그리고 소비자 그리고 우리 같은 사업자를 정말 위하는 우리의 성공을 바라는 그런 회사라고 할 수가 있습니다. Bu yüzden Atomi şirketini gerçekten iyi ürünler üreten, girişimcisini ve tüketicisini düşünen ve onların iyiliği için çalışan bir şirket olarak tanımlıyorum.그리고 이게 그 애터미의 반품, 그러니까 물건을 샀다가 다시 회사로 물건을 보내는 이 반품률이 모든 회사 중에 가장 낮아요, 애터미가. 0.2%거든요. Ve bu ekranda gördüğünüz Atomi'nin iade oranı yani tüketicilerin Atomi ürünlerini sipariş edip memnun olmadıklarına tekrar iade ettiği oranı gördüğünüz gibi çok çok düşük. Bu diğer firmaları düşündüğümüzde en düşük oran.그 말은 뭐냐면 사람들이 애터미 제품을 써보고 그만큼 만족을 하기 때문에 이거를 다시 반품이나 환불을 하지 않는다는 거죠. Bunun anlamı ise insanlar Atomi ürünlerini alıp Atomi ürünü kullandıktan sonra tatmin oldukları için herhangi bir iadeye gerek duymadan ürünleri kullandıklarının kanıtı.그래서 아직은 뭐 튀르키예에서는 팔고 있진 않지만 그 애터미 이제 곧 제가 알기로는 판매를 하게 된다고 알고 있어요. 그래서 지금 전 세계의 해모임이 지금 팔리고 있는데 한국에서 가장 많이 팔리는 그런 건강기능식품 중에 1위입니다. Atomi Hemoim dediğimiz gıda takviyesi şu an Türkiye'de piyasaya sürülmüş bir ürün olmasa da yakında Türkiye'de piyasaya sürüleceğini biliyorum ve şu an Kore'de de ve kendi piyasaya sürüldüğü farklı ülkelerde de satışlarda 1 numara olan bir gıda takviyesi.그래서 이 원료는 이제 한국의 한약 원료들로 만든 제품이거든요. Bu ürün içerisinde Kore bitkileriyle oluşturulmuş bir gıda takviyesi.근데 이거를 섭취를 하면은 우리 몸에 면역을 올려주고 그리고 우리의 피를 맑게 해주는 그런 역할을 해모임이 합니다. 헤모임 denen bu ürün sizler tükettiğinizde bağışıklık seviyenizi yükselten ve sizin kan değerlerinizi düzenleyen çok güçlü bir gıda takviyesi.그래서 사실은 요즘 같은 시기가 면역이 굉장히 중요한 시기잖아요. Şu안 çok fazla hastalıkların çıktığı bizim yaşadığımız bu dönem gerçekten bağışıklığımızın iyi olması gereken bir dönem.한국은 또다시 코로나가 다시 유행이거든요.
Kore'de gerçekten korona olan kişiler tekrar çıkmaya başladı. K래서 이런 바이러스들이 우리 몸에 들어왔을 때, 우리 몸이 이 바이러스들을 물리칠 힘이 있으면 바이러스에 안 걸리는 거고, 그런 힘이 없으면 바이러스에 걸리게 되는 그런 원리입니다. Tabii ki böyle salgın hastalıkları oluşturan virüsler sizin vücudunuza girdiğinde eğer bağışıklarınız o virüsle savaşamazsa tabii ki hasta olursunuz. Ama bağışıklarınız o virüsü yenecek kadar güçlüyse o normal bir şekilde bunu atlatırsınız.그래서 우리 몸이 면역력이 강하면 이 바이러스들이나 아니면 어떤 질병들을 쉽게 물리칠 수 있는 거죠. 다시 말씀 주세요. 정장 끊겼어요, 인터넷이. 네. 그래서 면역력이 높으면은 이런 바이러스들이나 어떤 질병을 우리 몸이 물리칠 수 있는 거죠. Eğer sizler bağışıklarınızı yükseltirseniz herhangi bir virüs veya farklı hastalıklardan çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.그래서 한국에서는 그렇기 때문에 해모임이 가장 많이 팔리는 건강기능식품이고요. Bu yüzden hemoim aslında Kore'de bu yüzden bu sebeplerle satılan en çok satılan gıda takviyesi.이게 한국뿐만 아니라 전 세계로 지금 해모임이 판매가 되고 있습니다. Sadece Kore'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de hemoim şu an piyasaya sürüldü ve satılıyor.그래서 곧 있으면은 튀르키예에서도 아마 판매가 되지 않을까 생각을 하게 되고요. Bu yüzden kısa zaman sonra Türkiye'de satılacağını düşünüyorum. 그래서 이게 아마 튀르키예에서도 판매가 되면은 여러분들 사업하시는 데 있어서도 더큰 도움이 될 거라고 생각을 합니다. Ve sizler de tabii ki bu ürün size ülkesinde de piyasaya sürüldüğünde sizin işinizin büyümesine de yardımcı olacağına inanıyoruz.왜냐면 해모임 때문에 애터미 사업을 하시는 분들이 굉장히 많거든요. Çünkü hemoim sayesinde bu işi yapan gerçekten çok fazla insan var.그 이유가 처음에는 내가 애터미 사업에 관심이 없었는데 해모임을 섭취하고 내 몸이 좋아지니까 이 제품이 뭐지? 내가 이거를 사업적으로 해볼까? 이렇게 생각하시는 분들이 굉장히 많습니다. İlk başta bu atomiye karşı ilgisi olmasa da hemoimi kullanıp gerçek etkilerini gördüğünden dolayı ürünü merak etmeye başlayan, ürünü merak ettikçe de bu ürünle farklı insanlara yardımcı olabileceğini düşünüp onlara tavsiye ettikçe atomi işine başlayıp bu işi büyüten çok fazla insan var. Ne, 그만큼 애터미에서 가장 인기 있고 가장 많이 팔리는 제품이라고 할 수가 있습니다. Bu yüzden atomi içerisinde gerçekten en çok satılan ve en çok ilgi duyulan ürün desek yalan olmaz.그리고 두 번째는 이제 화장품인데 이거는 튀르키예에서도 지금 판매가 되고 있죠. 아토미'nin ikinci önemli ürünü olan Absolut Selective serisi bu Türkiye'de de piyasaya sürülmüş bir ürün.이 화장품이 한국에 있는 모든 수많은 화장품 중에 가장 기술력이 우수한 화장품으로 선정이 되었어요. Bu ürün gerçekten Kore'de birçok farklı kozmetik ürün olmasına rağmen online arasında en üst sıralara yerleşmiş ve en iyi ürün olarak adlandırıldı.여러분도 아시는 것처럼 한국이 굉장히 화장품을 잘 만들잖아요. 지레인 de bildiği gibi Kore gerçekten kozmetiği çok iyi yapıyor. 한국에는 진짜 수많은 브랜드의 수많은 회사의 화장품이 많거든요. O yüzden Kore'de gerçekten sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla marka ve çok çeşitlilikte ürünler var.근데 그 모든 화장품 중에 가장 우수한 원료, 그리고 가장 우수한 기술이 들어간 화장품이라고 우리나라에서, 한국이라는 나라에서 인정을 해줬습니다. Ama bu kadar markanın ve bu kadar kozmetiğin arasından en iyi ham maddeleri ve en iyi teknolojiyi kullanarak farklı ödüllere layık görülen ve kozmetiklerin listede birinci sırasına yerleşen ve bunun onaylandığı bir ürün Absolut serisi. K래서 쉽게 말해서 어떠한 기술이 들어갔냐면, 화장품에 좋은 성분을 많이 넣는 것뿐만 아니라 이 좋은 성분이 피부 고민에 스스로 찾아가도록 하는 그런 전달 기술이 함께 들어가 있습니다. Tabii ki içerisinde ne var da bu kadar hani böyle ünlü olmuş bir ürün derseniz, tabii ki böyle bir kozmetik serisinin içerisinde iyi ham maddelerin kullanılması çok doğalken, bu ürünün içerisinde teknoloji olarak sizin vücudunuzda bulunan sorunu farklı teknoloji, hücre teknolojisiyle bulan ve bunu aslında sorunu tek ürün, bütün sorunları tek ürünle çözebileceğiniz bir teknoloji barındırıyor.그래서 우리가 피부가 좀 밝아지고 싶은 부위에는 이런 밝아지는 성분들이 잘 찾아가는 거고요. 그리고 우리가 탄력이 떨어진 부위에는 탄력을 올려주는 그런 성분들이 찾아갑니다. Mesela sizin cildinizde aydınlatmanız gereken bölgeler varsa bu ürünü kullandığınızda ürün sizin aydınlatma olan bölgenize nüfuz ederek sorunu çözüyor. Veya kırışıklık sorununuz varsa yine aynı ürünle
ürünü kullandığınızda ürün sizin kırışıklık olan bölgelerinize nüfuz ederek o sorunu çözüyor. Navigasyon teknolojisi olarak düşünebilirsiniz. Yoki 들어간 기술은 한국에 있는 어떤 화장품도 그 전에는 사용을 못한 그런 기술이기 때문에 애터미 앱솔루트 화장품이 한국에서 가장 우수한 기술이 들어간 그런 제품으로 뽑힌 거라고 생각을 합니다. 예, 뭐 코스메틱 ürünlerin içerisinde bulunan teknoloji şu an Kore'de bulunan diğer ürünlerin hiçbirinde bulunmayan bir teknoloji olduğundan dolayı ve içerisindeki ham maddelerin kaliteli ve aslında pahalılığı da Atom serisini Kore'de birinci sıraya yerleşebilecek bir kozmetik ürün haline getiriyor.그래서 이 제품을 쓰시면 일단 피부가 맑아지고 그리고 탄력이 좋아지고 그리고 건조한 부분이 사라지고 이렇게 우리 피부의 다양한 고민들을 정말 해결해주는 그런 제품이라고 할 수가 있습니다. Yani sizler bu ürünü kullandığınızda hem cilt renginizin açılmasında hem kırışıklık sorununuzun çözülmesinde hem de cilt elastikiyetinizin artmasına kadar birçok farklı soruna tek setle çözüm bulmuş oluyorsunuz.그리고 지금 튀르키예에서도 판매하고 있는 더페임 화장품도 굉장히 우수한 기술이 들어간 그런 화장품이죠. Ve şu an aynı şekilde Türkiye'de piyasaya sürülmüş The Pame dediğimiz yine kozmetik serisi de içerisinde iyi ham maddeler ve farklı teknolojiler barındırıyor.그리고 애터미 칫솔은 1초에 하나씩 팔리는 그런 칫솔이에요. 아토미는 diş fırçası saniyede bir satılan diş fırçası olarak adlandırılan çok iyi bir ürün.그래서 이 칫솔 모에 굉장히 세균이 많다고 하잖아요. Genelde diş fırçasının kıllarında çok fazla bakteri birikir.왜냐면 우리 입속에 굉장히 수많은 세균들이 살고 있기 때문에 우리가 양치를 하고 나면은 이 칫솔 모에 세균이 있는 거죠. 그리고 화장실이 굉장히 습하다 보니까 이 세균이 굉장히 번식을 할수 있는, 잘 번식하는 그런 환경이 됩니다. Bizler dişlerimizi fırçaladığımızda ağzımızdaki bakterilerin diş fırçasının kıllarında kalması veya banyo gibi aslında rutubetin olduğu bir ortamda saklanması da farklı bakteriler oluşturacağından dolayı diş fırçasının kıllarında farklı sürekli olarak bakteri olur. Ve bunu sürekli olarak temizleyen bir maddenin olması gerekiyor. Yani 여기 보시는 것처럼 애터미 칫솔은 그 모가 이제 노란색이에요. 그 이유가 여기에 이제 금가루가 뿌려져 있습니다. Sizler de gördüğünüz gibi Atomin diş fırçasının kıllarının sarı olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi diş fırçasının kıllarında altın tozu bulunması ve bunun da bir antibakteriyel özellik taşımasından kaynaklanıyor.그래서 금가루가 뿌려져 있어서 세균이 이 칫솔에 번식하는 거를 막아주는 역할을 하는 거고요. Diş fırçasının kıllarında altın tozu olduğundan dolayı antibakteriyel özellik gösterir ve orada bakteri üretimini durdurur.그래서 이 칫솔을 사용하게 되면 정말 건강한 그런 구강 건강을 지킬 수가 있습니다. Yani bu diş fırçasını kullandığınızda gerçekten ağız sağlığınızı çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz.그래서 이렇게 뭐 제가 해모이 그리고 화장품, 뭐 칫솔 이렇게 설명을 드렸는데 애터미에 지금 나와 있는 수많은 제품들이 다 이렇게 좋은 품질이지만 가격은 저렴하게 만들고 있어요. Biraz önce size Hemoim, kozmetik serileri ve diş fırçası hakkında konuştum. Aslında bu kadar kaliteli ürünleri birçok farklı ülkede çok uygun fiyatlara satıyor.지금 튀르키예에서도 판매하고 있는 뭐 유산균이나 아니면 차전자피 이런 제품들도 장이 안 좋으신 분들이 섭취를 하면은 정말 바로바로 효과를 볼수 있는 제품 중에 하나고요. Sadece bu ürünler değil, Türkiye'de de satılan aslında probiyotik gibi C-vitamin gibi farklı takviyeler sizler kullandığınızda bağışıklığınızın ve bağırsak sağlığınızın etkilenerek birçok insanı çok daha sağlıklı hale getiren daha çok fazla ürün var.그래서 아직은 튀르키예에 뭐 이렇게 다양한 제품들이 많이 있진 않지만 앞으로 튀르키예가 굉장히 성장하면서 성장함에 따라서 애터미에서도 수많은 제품들이 이 튀르키예 법인의 런칭이 될 거라고 생각을 합니다. Tabii ki şu an Türkiye'de ürün çeşitliliği çok fazla olmasa da Türkiye şubesinin ve üye sayılarının her geçen gün büyümesi ve artması Türkiye'ye yeni ürünlerin gelişini hızlandıracak ve gerçekten çok çeşitli ürünler kullanacaksınız.그래서 이 애터미의 제품이 좋은 이유가 뭐냐면 애터미는 결국에는 우리가 어쩔 수 없이 써야 되는 생필품이라는 거예요. Atom ürünlerinin kaliteli olmasının başka bir sebebi ise Atom ürünleri bizim günlük hayatta kesinlikle kullanmamız gereken ürünleri aslında üretiyor.그러니까 애터미가 아니더라도 우리가 어딘가에서는 사서 써야 되는 그런 제품들이라는 거죠.
Bu ürünler Atomi markası olmasa bile bir market ya da farklı bir yerden gidip almamız gereken ve günlük ihtiyacımızı karşılamamız gereken ürünler. Şimdi우리가 이런 제품들을 정말 포인트를 공유하면서 수당도 받으면서 정말 좋은 품질의 제품을 사용을 할 수가 있습니다. Bizler zaten kullanmamız gereken ürünleri bu aslında bu markadan kullanarak, bunu da çevremize tanıtarak para kazan, bu tanıtımdan, puan sisteminden para kazandığımız bir sistem.그래서 생필품이기 때문에 코로나 시기에도 애터미라는 회사는 성장을 했고요. Atomi günlük ihtiyaçları ürettiğinden dolayı korona gibi bir dönemde de satışları gitgide arttı.지금 러시아랑 우크rayna랑 전쟁 중이잖아요. 근데 전쟁 중에 애터미 러시아 매출이 50%가 늘었습니다. Şu an Rusya ile Ukrayna savaşta ve bu savaş sırasında Rusya'nın atomi geliri %50 arttı.뭐 애터미라는 회사에서 러시아에 뭐 무기 팔거나 그런 게 아니지만 생필품을 팔기 때문에 사람들이 전쟁 중에도 애터미 제품을 쓸 수밖에 없다는 거죠. Tabii ki Atomi Rusya şubesine baskı yaparak zorlu alımlar yaptırmak değil de zaten günlük ihtiyaçlar olduğuna ve insanların bunu kesinlikle bir yerden karşılaması gerektiğinden dolayı insanlar günlük ihtiyaçları aldılar ve savaş sırasında bile kullandılar.그래서 애터미가 이런 생활 필수품을 유통을 하기 때문에 정말 10년, 20년, 50년, 100년 뒤에도 애터미라는 회사는 지속이 가능하고 성장할 수 있는 회사라고 생각을 합니다. Özel durumlarda kullanılan ürünler değil de her insanın her gün kullanması gereken ürünleri dağıtan bir şirket olduğundan dolayı bundan 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonrasında bile insanın alışveriş yapmaya devam edeceği ve şirketin de sürekliliğini sağlayacağı bir durum var.그리고 애터미의 또 다른 장점 중에 하나는 이런 내가 애터미 사업을 하는 데 있어서 뭐 비용을 투자하거나 아니면 내가 어떤 매장을 가져야 된다는 그런 강제적인 조항이 하나도 없어요. Ve Atom'un devam etmesini sağlayan en güzel özelliklerden biri ise ben bu Atom işini yaptığımdan dolayı herhangi bir dükkan kiralamaya veya sürekli farklı sermaye yatırımlarına gerek olmaması en önemli nokta. Şimdi어떤 사업이든지 간에 내가 이 사업을 하기 위해서 돈을 투자해야 되고 그리고 어떤 건물을 가져야 되는 게 당연한데, 애터미는 돈을 투자하지 않아도 되고, 그리고 건물이 없는 진짜 무점포 사업을 할수 있는 회사입니다. Tabii ki bir ticarete giriştiğinizde o ticarete belli bir sermaye yatırımı yapmanız veya bu işi yapabilmeniz için herhangi bir dükkan kiralamanız yani bir görünürde bir yapının olması gerekirken Atomi'de ne bir dükkana ne de sizin bir sermaye yatırımına ihtiyacınız olmadan yani sermayesiz ve dükkansız yapabileceğiniz bir iş.저는 애터미가 이렇게 정말 좋은 생필품을 판매를 하고 거기다가 누구나 이런 비용 투자 없이 할수 있는 사업이라는 게 정말 애터미의 가장 큰 장점이라고 생각을 해요. Atomi'nin bu kadar kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satarken ve bunlar da günlük ihtiyaçlar olduğunda ve herkesin yapabileceği bir iş olduğunda çünkü ne yetenek ne de bir sermaye yatırımı gerektirdiği için herkesin yapabileceği bir iş. Cişke 말해서 리스크가 전혀 없는 그런 사업이라는 거죠. Yani kısaca söylemek gerekirse hiçbir risk barındırmayan bir iş. 그리고 애터미는 그 바이너리, 그러니까 내가 좌측우측에 소비자, 사업자들을 내가 만들면 되는 그런 바이너리 구조 회사입니다. Ve Atomi'nin kazanç planında Atomi işi binary dediğimiz ikili sistemden oluşan yani sizin sağ grubunuzu sol grubunuzu oluşturduğunuzda para kazanabileceğiniz bir iş.그리고 애터미가 누구나 성공할 수 있다고 얘기를 하는 게 바로 이 무한 단계 그리고 글로벌 원 마케팅 때문이라고 얘기를 하는데요. Ve Atomi'de kim olursa olsun başarılı olabilir sözünü söylememizi kolaylaştıran şey ise Atomi'nin kazanç planında globalde aynı kazanç planının olması ve sonsuz seviye, sonsuz birikim dediğimiz özelliklerin olmasından kaynaklanıyor.무한 단계라는 게 나로부터 시작을 해서 계속해서 내 밑에 가입을 해 나가잖아요. 근데 이게 내 인맥이든 내 인맥이 아니든 내 밑에 있다는 이유 하나만으로 그 사람이 일으키는 모든 매출 그리고 모든 회원들이 다 내가 한 것처럼 100%다 인정을 해주는 거죠. Sonsuz seviye dediğimiz özellik ise sizden başlayarak daha sonra sizden sonra sizin alt ekibinize üye olan kişileri istersiz üye yapın, istersiz üye yapmayın. Bütün kişilerin sanki siz yapmışsınız gibi onaylanması ve hep bütün grubun seviye fark etmeksizin sizin üyeniz sayılması ve onların alışverişlerinden %100 olarak yararlanmanız sonsuz seviye olarak adlandırılıyor. V냐하면 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 인맥이 한계가 있잖아요. 인맥이 무한하지는 않잖아요.
Çünkü ben de öyle, sizler için de öyle. Herkesin tanıdığı kişilerin bir sınırı vardır. Sürekli olarak yeni insanları tanıyamazsınız.근데 다른 애터미가 아닌 다른 회사들은 어떻게 하냐면 내 인맥은 100% 인정을 해주지만 내 인맥이 아니면은 100% 다 인정을 안 해주는 거예요. Yani network şirketlerinde nasıl oluyor derseniz, sizin alt ekibinize sizin bizzat üye yaptığınız kişilerin alışverişlerinden %100 yararlanırken, sizin üyenizin farklı bir kişi üye yapması, yani sizin bizzat üye yapmadığınız kişilerin alışverişlerinden belli oranlarda yararlanabiliyorsunuz. Ne oturum이게 당연한 거죠. 왜냐면 내가 데려온 사람은 100% 내가 다 갖는 게 맞지만 내가 데려오지 않는 사람을 내가 100% 다 가질 필요는 사실은 없는 거잖아요. Aslında basit bir mantıkla düşündüğünüzde bu da doğru bir yaklaşım. Eğer siz birini üye yaptıysanız ve o sizin tanıdığınızsa, onun alışverişlerinin %100'ünden yararlanmanız mantıklı ve başka birini siz üye yapmıyorsanız tabii ki onun bütün alışverişlerinden yararlanmanız gerekmez. Ne Tommy가 이런 무한 단계로 되어 있기 때문에 내가 데려온 사람도 100% 인정을 해주지만 내가 데려오지 않은 사람도 100% 다 인정을 해주는 거죠. Ama Atomi şimdiye kadar olan şirketlerin tam tersine, sizin yaptığınız üyenin alışverişinin %100'ünden yararlanırken, siz üyeyi yapmasanız ama sizin alt ekibinizde yer almasa bile aynı şekilde o alışverişlerin puanının %100'ünden yine yararlanıyorsunuz. Çoğu처음에는 제 인맥으로 시작을 했지만 지금은 제 인맥을 벗어나서 그 인맥의 또 다른 인맥, 또 다른 인맥으로 지금 애터미 사업을 하고 있거든요. Tabii ki ben de bu işe ilk başladığımda kendi çevremde bulunan kendi tanıdıklarımla başlamış olsam da, bir süreden sonra kendi tanıdıklarımı aşarak farklı insanların tanıdıklarının ekibime girdiği bir aşamaya geldi. Kesin 애터미를 하기 전에 저를 몰랐어도 애터미를 통해서 소개 소개로 나온 사람들도 그 사람이 일으키는 매출, 그 사람이 가입하는 회원 이런 것들을 100% 다 제가 공유를 받는 거죠. Atomi'den önce tanımadığım ve Atomi sayesinde tanıdığım insanların da benim alt ekibimde yer alması demek, o insanların alışveriş yaptığında o puanlardan veya o kişiler yeni insanlar üye yaptığında ise o üyelerden de benim üyem, o üyelerin benim üyem olması gibi bir aşamaya geldi. Kesin. 그래서 예를 들어서 여기 있는 모든 분들이 다제 파트너거든요. 근데 여러분들이 저를 애터미를 통해서 만나는 거잖아요. 근데 여러분들이 일으키는 매출이라던가 여러분들이 회원 가입하는 모든 것들을 제가 100% 다 받아요. 저랑 여러분들이랑은 원래 알던 사이가 아닌데도 회사에서 그렇게 인정을 해주는 거죠. Örnek olarak verirsem, aslında şu an bu toplantıda bulunan herkes benim partnerim. Benim alt ekibimde yer alan üyelersiniz. Ve sizler bir alışveriş yaptığınızda ya da yeni bir insanı üye yaptığınızda ben bundan yararlanabiliyorum. Ama bizler Atomi'den önce tanışan insanlar değildik ve Atomi'den sonra tanıştık. Yani aslında sizleri ben tanımasam da, sizlerin yaptığı her alışveriş ve yaptığı üye beni şirket tarafından benim ekibime, benim satışlarım olarak onaylanıyor.저도 그랬던 것처럼 여러분들도 애터미 사업을 하시다 보면은 처음에는 여러분들의 인맥으로 사업을 하지만 어느 순간에는 여러분들 인맥에서 또 다른 누군가가 소개가 되고 또그 석에서 또 누군가가 또 소개가 되고 그렇다 보면은 여러분들이 애터미 사업을 어느 순간에 여러분들과 전혀 상관없는 사람들이 애터미를 여러분들과 함께 하고 있는 거를 아시게 될 거예요. O yüzden sizler şu an kendi çevrenizdeki insanlarla veya kendi çabanızla yeni insanlar buluyor olsanız da, bu işi yapmaya devam ettiğinizde bir süre sonra siz hiç tanımadığınız insanlarla, o insanlar sayesinde farklı ülkedeki kişilerle tanışacak ve gerçekten bir süreden sonra artık tanımadığınız insanlara ulaşmış ve o sınırı aşmış olacaksınız. Ne, 그래서 이런 무한 단계라는 게 애터미의 마케팅의 핵심이라고 생각을 합니다. Bu yüzden sonsuz seviye dediğimiz bu özelliğin Atomi'nin püf noktası, yani herkesin yapabileceği bir püf nokta olduğunu söylüyoruz.나와 상관없이 진짜 끊임없이 내려가는 게 이게 애터미의 제품이 좋기 때문에 그리고 플러스 애터미가 정말 어떤 강제적인 게 없다 보니까 누구나 쉽게 들어올 수 있기 때문에 이런 무한 단계도 가능한 거죠. Bu yüzden sizden bağımsız alışverişlerin olması, sizden bağımsız yeni insanların üye olarak sisteme katılması, Atomi ürünlerinin kalitesinden kaynaklanırken, aynı zamanda insanları tüketici olmaya veya bu işte girişimci olmaya zorlayacak herhangi bir şartların olmamasından kaynaklanıyor. Goggie 글로벌 원 마케팅이기 때문에 전 세계에 있는 모든 회원들이 내 밑에 회원 가입을 할 수가 있습니다. Tabii ki bu özelliklerin yanında bir de globalde tek kazanç planı özelliği eklendiğinden dolayı, bu işi yaptığınızda sadece kendi ülkenizde sınırlı kalmayıp farklı ülkelerdeki insanlara da ulaşabiliyorsunuz.
저도 한국 사람이지만 제 밑에 한국 회원 말고 해외 다른 나라 회원들이 많은 것처럼 여러분들도 애터미 사업 하시다 보면은 튀르키예 회원보다 다른 나라의 회원들이 더 많아지는 날이 올 거예요. Ben nasıl Koreliyim ve Kore'de bu işe başladıktan sonra farklı ülkelerde çok daha fazla üyem olduğu gibi siz de bu işe Türkiye'de başlamış olsanız da ve bu işi yapmaya devam ettiğinizde farklı ülkelerde belki de kendi ülkenizden çok daha fazla üye sayısına ulaşacaksınız.그리고 이제 마지막으로는 애터미가 상한선 일정 금액이 넘어가면은 더 이상 수당을 안 줍니다. Ve Atomi'de gelir sınırı var. Yani bir sınıra ulaştıktan sonra, yani gelirdeki en üst seviyeye ulaştıktan sonra daha fazla kazanç vermemesi.그렇기 때문에 지금 시작하나 나중에 시작하나 전혀 상관이 없는 거예요. Atomi'de gelir sınırı olduğundan dolayı şu an bu işe başlamanız daha sonra birkaç yıl sonra başlamanız arasında hiçbir fark yok.저도 애터미라는 회사가 생기고 11년 만에 애터미 사업을 했거든요. Ben de Atomi şirketi kurulduktan 11 yıl sonra Atomi işine başladım.근데 절대 늦지 않았다고 생각을 하고 애터미 사업을 할수 있었던 게 애터미가 상한선, 수당의 상한선이 있기 때문에 그때 당시에 시작을 해도 결국에는 최고 직급자랑 똑같은 수당에서 만나는 거를 저는 알았어요. Aslında bu kadar geç başlasam da bunun bir kayıp olmadığını gördüm. Çünkü kazanç planında belirlenmiş özellikler ve her kariyere ulaştığınızda alacağınız kariyer bonusları belli olduğundan dolayı ve gelir sınırı olduğundan dolayı şu an başladığımda bile gelir sınırına ulaşma şansım olduğunu bildiğim için hiçbir zarar olarak görmedim.저희 어머니가 저보다 애터미를 10년 먼저 하셨지만 결국에는 저랑 똑같은 수당을 받게 되는 거고 그리고 여러분들도 저보다 조금 늦게 하셨지만 저나 여러분들이랑 결국에는 같은 수당에서 같은 직급에서 만난다는 거죠. Yani annem benden 13 yıl önce Atomi işine başlamış olsa da annemle alacağım gelirin aynı olması ve sizler de benden sonra başlamış olmamıza rağmen devam ettiğinizde hepimizin zirvede aynı parayı alacağımız olması bir gelir sınırı örneği.그래서 애터미는 다른 다단계처럼 위에 사람들만 다 돈이 되고 밑에 사람들은 돈이 안 되는 그런 구조가 아니라 정말 밑에 사람들도 돈이 되고 그리고 함께 성공할 수 있는 그런 구조가 바로 애터미 사업의 장점이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. Gelir sınırı olduğundan�olayı Atomi'nin diğer network şirketleri gibi üsttekinin para kazandığı, alttakinin para kazanamadığı bir sistem değil de üsttekinin de alttakinin de para kazandığı ve bunun adaletli olarak dağıtıldığı, bu yüzden diğer aslında şirketlerin önüne geçen bir özellik olduğunu düşünebilirsiniz.이게 왜 애터미가 함께 집단의 성공이 가능한지에 대해서 설명을 드릴게요. 아토미는 내 내den hep beraber başarının mümkün olduğunu açıklayacağım. 그 이유는 애터미 이제 7가지 직급이 있거든요. 근데 첫 번째 직급만 포인트가 달성이 됐을 때 이제 갈 수가 있습니다. 아토미'de 7 tane kariyer seviyesi var ve ilk kariyer seviyesi olan Sales Master seviyesinde sadece puanlarla gidebilirsiniz.첫 번째 직급인 세일즈 마스터는 15일 동안 내가 좌측에 250만, 우측에 250만 포인트가 되면 달성을 할 수가 있고요. 이 kariyer seviyesi olan Sales Master seviyesine 15 günü, ayın 1 ile 15'inde ya da 16 ile 31 gibi 15 günlük dilimlerde sağ kolunuzun 2,5 milyon, sol kolunuzun 2,5 milyon PV olması da ulaşabilirsiniz.두 번째 직급인 다이아몬드 마스터는 15일 동안 좌측에 세일즈 마스터 2명, 우측에 세일즈 마스터 2명이 되면은 내가 달성을 할 수가 있습니다. 2. seviye olan Diamond Master'da 15 gün boyunca sağınızda 2 Sales Master, solunuzda 2 Sales Master oluştuğunda ulaşabilirsiniz.그 말은 내가 다이아몬드 마스터로 승급을 하기 위해서 아무리 매출이 많이 떠도 내 밑에 세일즈 마스터가 2명이 없으면 절대 불가능한 거예요. Yani Diamond Master seviyesine ulaşmak için alt ekibinizde ne kadar çok alışveriş dönerse dönsün, kariyere ulaşan sağınızda, Sales Master kariyerine ulaşan sağınızdaki, solunuzda iki kişi yoksa bu kariyere ulaşamazsınız.그래서 내가 다이아몬드 마스터로 승급을 하기 위해서 나랑 똑같은 세일즈 마스터를 내가 만들고 키워내야 되는 거죠. Yani Diamond Master kariyerine ulaşmak istiyorsam benle aynı şekilde olan Sales Master kariyerine ulaşan 4 kişiye yardım etmem gerekiyor.근데 그게 절대 어려운 게 아니라 내가 세일즈 마스터를 해봤기 때문에 내 파트너들도 안내를 할 수가 있고 나 혼자서 하는 게 아니라 내 스폰서랑 함께하기 때문에 절대 어렵지가 않습니다. 뭐 gerçekten zor bir şey değil. Çünkü ben Sales Master'la meydan okuduğum için tecrübelerim olduğundan ve kendi
Alt ekibime bunun bu şekilde rehberlik edebildiğim için ve benle birlikte sponsorlarımla da ilerlediğimden dolayı zor bir iş değil.다음 직급인 샵로즈 마스터도 결국에는 내가 좌측에 다이아몬드 마스터 2명, 우측에 다이아몬드 마스터 2명이 있어야 되고요. Ve daha sonraki kariyer seviyesi olan Sharon Rose Master'da ise sağınızda iki Diamond Master, solunuzda iki Diamond Master olması gerekiyor.그래서 샵로즈 마스터가 되면은 내가 좌측 우측에 총 16명의 직급자가 나오게 됩니다. Ve Sharon Rose Master kariyerine ulaştığınızda sizin sağınızda ve solunuzda toplam 16 yeni kariyer olması gerekiyor.스타 마스터는 샤론 로즈 마스터 4명, 다이아몬드 마스터 12명, 세일즈 마스터 36명, 총 52명의 직급자가 탄생을 하게 되고요. 스타 마스터 olduğunuzda ise yani dördüncü seviye kariyere ulaştığınızda ise sağınızda toplam 4 tane Sharon Rose Master, 12 tane Diamond Master, 36 tane Sales Master. Toplamda 52 kişiyle beraber kariyere gitmeniz gerekiyor. K렇기 때문에 애터미는 나 혼자만의 성장, 혼자만의 성공이 불가능하고 이렇게 다 같이 함께 성장, 성공할 수 있는 그런 사업이 바로 애터미 사업입니다. Atomi kazanç planının oluşumu gereği tek başınıza başarının mümkün olmadığı, başarmak için farklı kişileri de başarılı yapmanız gerektiği bir sistem var.그래서 한번 애터미 박한길 회장님이 이런 말씀하신 적이 있어요. 내가 애터미를 만들 때, 직급을 만들 때 모든 직급을 다 포인트로 기준을 삼을 수 있었는데 그렇게 하지 않은 이유가 있다. 이렇게 말씀하신 적이 있거든요. Bu yüzden Parkhangil'in aslında bir söyleşisinde söylediği şey, ilk başta bu şirketi kurarken kazanç planını oluşturduğumda her kariyere göre bir puan sistemi oluşturabilirdim. Ama ben puan, her kariyerin bir puan şartı olmasındansa bu şekilde herkesin başarabileceği bir sistemi tercih ettim.예를 들어서 세일즈 마스터 250만 포인트, 그리고 다이아몬드 마스터 얼마, 샤론 로즈 마스터 포인트 얼마, 이렇게 포인트로만 직급을 달성을 하게끔 할 수도 있었는데, 애터미 회장님이 그렇게 하지 않은 이유가 내가 직급자를 만들고, 그리고 직급자가 돈이 되게끔 해야지만 이 완벽한 시스템이 가능하다는 거예요. Yani örnek verirsek Sales Master'ların sağında 2,5 milyon, solda 2,5 milyon, toplamda 5 milyon gibi bir kariyer şartı olduğu gibi Diamond Master'ın da XP PV şartı, daha sonraki Sharon Rose Master'ın da bir XP PV şartı olsaydı aslında insanlar yine kariyere ulaşabilirdi ama ben bunu tercih etmeyip birileri kariyere gitmek istiyorsa farklı kariyere giden insanlarla beraber gitmeli ki ortak bir başarı mümkün olsun istedim dedim.애터미의 직급이 이렇게 되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 내 밑에서 애터미의 돈이 되는 그런 사람이 나올 수밖에 없어요. 아토미'de kariyer sistemi bu şekilde oluştuğundan�olayı ben kariyere gittiğimde altta kesinlikle para kazanan insanlar oluşuyor.그래서 내 조직에서 나만 돈을 벌면은 이거는 내가 계속해서 일을 해야 되거든요. 근데 내 조직에서 나와 같이 수많은 사람들이 함께 소득을 받잖아요. 그러면은 내가 그만큼 할 일들이 점점 줄어드는 거예요. Eğer ben kariyere gittiğimde sadece ben kariyere gitmiş olsaydım o zaman benim yapacağım iş çok fazla olurdu ve sadece benim çalışma isteğim olurdu. Ama Atomi kazanç planında siz kariyere giderken farklı insanların kariyere gittiği, farklı insanların komisyon aldığı bir sistem olduğundan dolayı aslında para kazanan birçok insan olması gibi sizin de kariyerlere çıktıkça yapacağınız iş azalıyor.그래서 제가 그 세일즈 마스터 때보다 지금 로얄 마스터 때인 지금이 수당을 한 10배 정도 더 받거든요. Ben bu yüzden Sales Master olduğumdaki halden şu an Royal Master'ım neredeyse aldığım gelir 10 kat arttı.근데 그렇다고 제가 세일즈 마스터 때보다 10배 일을 하냐가 아니라는 거예요. Ama düşününce Sales Master olduğumdan 10 kat daha fazla çalışmam gerekir ama öyle değil.왜냐하면 세일즈 마스터 때가 더 힘들어요. 왜냐하면 그때는 나만 돈이 되기 때문에 내가 모든 일을 다 해야 되거든요. Aslında Sales Master olduğunuz seviye gerçekten daha zor. Çünkü orada sadece siz para kazandığınız için sadece siz çalışıyorsunuz.근데 제가 지금 로얄 마스터인데 제 밑에 수많은 사람들이 함께 애터미에서 소득이 되잖아요. 그러니까 제가 할 일들이 점점 줄어드는 거예요. Ama ben şu an Royal Master'ım ve benim alt ekibimde Atomi'den para kazanan çok fazla insan var. Çok fazla insanın para kazanması demek benim yapacağım işlerin azalması demek.제가 크라운 마스터가 되면은 제 밑에서 수많은 사람들이 더 많은 소득을 받겠죠. 그리고 제가 임페리얼 마스터가 되면은 더 많은 사람들이 함께 소득을 받을 거예요.
Ben Chrome Master olduğumda çok daha fazla insan atomiyle para kazanmış ve farklı kariyerlere ulaşmış olacak. İmperial olduğumda bu sayı çok çok daha fazla artacak.그래서 애터미 사업은 가면 갈수록 힘든 사업이 아니라 처음에만 힘이 들고 가면 갈수록 쉬운 사업이 바로 애터미 사업이라고 생각을 합니다. Bu yüzden Atomi ilk başta aslında sizin zorlandığı ve daha sonra her seviyeye gittikçe zorlanacağı değil de ilk başta zorlandığı, daha sonrasında ise iş gücü azaldığından dolayı çok rahatladığı bir işe evriliyor.그래서 여러분들이 힘든 이런 세일즈 마스터 구간을 빠르게 뛰어넘는 게 필요하고요. Bu yüzden sizlerin çok zorlandığı o Sales Master'lık seviyesini hızlı bir şekilde aşmanız gerekiyor.절대 내가 세일즈 마스터에 머물러 있으면 안 된다고 생각을 해요. Bu yüzden Sales Master kariyerinde durmanızın iyi olmadığını düşünüyorum.내가 직급을 도전을 하고 내 파트너를 도전을 시키고 그런 과정들을 반복해서 하면 할수록 내가 소득이 되고 파트너가 소득이 되기 때문에 이 조직은 점점 더 단단해지더라고요. benim bir sonraki kariyere gittiğim ve ben giderken de partnerlerimin de farklı yeni kariyere ulaşması için yardım ettiğim ve bu şekilde Atomi'de para kazanan insanların artması ve bir takımın oluşması gerekiyor.그래서 제가 이렇게 빠른 시간 안에 애터미에서 성장할 수 있었던 이유도 결국에는 제가 어떠한 한 직급에 머물러 있는 게 아니라 끊임없이 도전하고 그리고 파트너와 함께 도전하고 이렇기 때문에 저는 빠르게 성장할 수 있었다고 생각을 해요. 아토미'de benim çok hızlı başarılı olmamın sebeplerinden biri ise bir kariyere ulaştıktan sonra o kariyerde durmayıp sürekli olarak yeni kariyerlere meydan okuyarak farklı insanların da kariyer sahibi olmasını ve çok insanın para kazanmasını sağladığımdan dolayı bu şekilde hızlı başarılı oldum.그래서 여러분들도 빨리 애터미에서 성공하고 싶으시잖아요. 그러면은 일단은 내가 먼저 애터미의 확신을 가져야 되고, 그리고 애터미의 이런 석세스 아카데미나 원데이 세미나에 내 파트너들을 많이 초대를 하는 게 중요합니다. O yüzden sizler de bu işte hızlıca başarılı olmak istiyorsanız başarılı olmak için kendinize güvenip bunun için harekete geçmeli. Seminerlere de partnerlerinizi davet etmelisiniz.그래서 나 혼자만 세미나에 참석하면은 그거는 나 혼자만의 멤버십이지만 내가 10명과 함께 참석하면은 그거는 내가 10명의 멤버십이고 100명과 함께 참석하면은 100명의 멤버십을 내가 갖고 있는 거예요. 그래서 내 파트너가 얼만큼 세미나에 있는지에 따라서 그게 내 성장과 내 성공에 직접적인 관계가 있다고 생각을 해요. 에ğer seminere tek başınıza katılırsanız sadece kendi grubunuzu büyütmüş olursunuz. 10 kişiyle katıldığınızda 10 tane gruba hitap ediyor. 100 kişiyle katıldığınızda 100 kişiye, 100 kişilik bir 100 kişinin farklı gruplarına hitap ediyor olursunuz. Bu yüzden Atomi içerisinde seminerlere kaç kişiye katıldığınız sizin başarı hızınızı belirler.그래서 제가 2020년도 4월부터 시작을 해서 이렇게 터미에서 1년 동안 받은 금액인데요. İlk fotoğraf benim 2020 yılının Nisan ayında Atomi'ye başladıktan sonra 1 yıl boyunca kazandığım제가 günü. 2020년도에는 15,000달러를 애터미를 통해서 받았고요. Ben 2020 yılına başladıktan sonra 1. yılımda yaklaşık 15 bin dolar kazandım. 2021년도는 4만 달러, 그리고 2022년도는 85,000달러를 수당으로 받았습니다. 2021 yılında toplam yaklaşık 40 bin dolar, 2022 yılında 85 bin dolar. 그리고 작년에 2023년도는 18만 9천 달러를 애터미에서 제가 받았어요. 2023 yılının ilk ayından 12. ayına kadar toplam 189 bin dolar kazandım. 그래서 애터미는 진짜 이렇게 결과가 만들어지는 진짜 시스템 소득이 가능한 회사이고요. 아토미 gerçekten size sonuç veren ve sistem geliri oluşturan güçlü bir şirket. 이렇게 저처럼 애터미에서 시스템 소득을 만들기 위해서는 제가 했던 것처럼 애터미의 확신을 가지고 애터미의 제품을 쓰고 그리고 제품을 전달하고 그리고 직급에 도전하고 이런 것들을 스폰서와 함께 하다 보면은 누구든지 다 저처럼 이런 시스템 소득을 받을 수 있다고 생각을 합니다. 뭐 işi yaparken benim gibi bu işten olan güveninizi ve kendinize olan güveninizi düşünüp daha sonrasında ürünleri kullanarak, ürünleri başka insanlara tanıtarak ve bu ürünler sayesinde meydan okumalar yaparak ve sponsorunuzla bunu beraber hallederek ilerlediğinizde gerçekten çok iyi sonuçlar ve böyle büyük paralar kazanabilirsiniz.애터미 사업이 처음에는 막막하고 앞이 안 보일 수 있거든요. 아토미 ilk başladığınızda ne yapacağınız çok belirsiz ve geleceğinizi görmüyor olabilirsiniz.왜냐하면 내가 할 때만 수당이 되고 내가 할 때만 회원이 늘고 그렇기 때문에 처음에는 이게 과연 되는 거야? 이렇게 생각을 할 수도 있습니다.
Çünkü ilk başlarda sizler ancak sahaya çıkıp ürün tanıttığınızda birilerinin sipariş verdiği veya sizler birilerini üye yaptığınızda sadece alt ikimizdeki üye sayısının arttığını görürsünüz.근데 결국에는 내가 꾸준하게 터미 사업을 하고 내가 세미나에 누군가를 초대하면은 나와 같이 이 애터미 사업에 관심 있는 사람들이 반드시 나오고요. 그 사람으로 인해서 또 다른 누군가가 소개가 되고 결국에는 멤버십이 저절로 커지게 되는 그런 사업이 애터미 사업입니다. Ama sürekli olarak bunu yapmaya devam ettiğinizde ve kişileri yaptıkça insanları seminerlere davet ettiğinizde sonuç olarak başka bir kişi de bu işe ilgi duyabiliyor ve onun sayesinde çok farklı insanlarla tanışıp yine o insanlar arasından da bu işi yapan insanlar çıkabiliyor.그래서 아직 뭐 애터미를 알아보시는 분들은 진짜 뭐 애터미를 세미나에 직접 참여하셔서 한번 알아보시고 내가 애터미를 진짜 해봐야겠다라고 생각하시는 분들은 진짜 목표를 세우고 그리고 어떠한 직급에 그리고 내가 어떠한 목표에 달성할지 이렇게 구체적으로 스폰서랑 상담을 하셔서 함께 하다 보면은 다 누구든지 애터미에서 샤룬로즈 마스터, 스타 마스터, 로얄 마스터, 임페리얼 마스터까지 갈 수가 있습니다. Bu yüzden aranızda atomiyi araştıranlar kesinlikle seminerlere katılıp atomiyi araştırmaya devam etmeli. Atomiyi araştırıp bu işi yapmak isteyenler ise kesinlikle hedeflerini oluşturup ne zaman hangi kariyere meydan okuyacağını belirledikten sonra devam etmeli. Böyle devam eden herkes Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master kariyerine ulaşıp büyük paralar kazanabilir.그래서 여러분들이 애터미를 통해서 이렇게 다 원하는 시스템 소득 그리고 원하는 경제적인 자유를 얻으시기를 바라고요. 뭐 yüzden burada bulunan herkesin ve atomi yapmak isteyen herkesin yaptıkça istediği hayatı, tatmin olduğu bir geliri ve güzel böyle istediği hayalindeki bir hayatı yaşamasını umuyorum.뭐 저도 올해 언제가 될지 모르겠는데 한번 튀르키예를 방문을 할 거예요. Ben de ne zaman olduğu tam belli olmasa da Türkiye'yi ziyaret edeceğim.제가 방문을 하게 되면 여기 이제 여러분들이랑 함께 얘기도 나누고 함께 뭐 사진도 찍고 식사도 하고 그런 시간을 가질 수 있지 않을까 생각을 합니다. Buradan Türkiye'yi ziyaret ettiğimde sizleri birebir görüp sizlerle beraber aslında fotoğraf çekindiğimiz, yemek yediğimiz, konuştuğumuz anların olmasını istiyorum.네, 그러면은 오늘 이제 1시간 동안 제가 강의를 했는데 오늘 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. 1 사at boyunca konuştum. Eğitimim buraya kadardı. Teşekkür ederim.네, 감사합니다. Teşekkür네, ederim. 정말 김우진 로얄 마스터님께서 애터미를 왜 해야 되는지, 애터미가 왜 좋은 회사인지를 잘 설명해 주신 것 같아요. 로얄 마스터 김우진 Atomi'yi neden yapmamız gerektiğini ve Atomi'nin nasıl bir şirket olduğunu çok iyi açıkladı.네, 이렇게 젊은 분이 강의까지 잘하니까 너무 좋지 않나요? böyle genç birinin böyle iyi bir iş yaparken eğitimde böyle iyi vermesi çok iyi değil mi?마지막으로 마치기 전에 공지 드릴 거몇 가지 공지 드리고 끝내도록 할게요. Son olarak duyurmamız gereken birkaç bilgiyi duyurup bitireceğiz. 네, 이번 주 토요일인가요? 14일이니까. 이번 주 그렇죠. 토요일 날, 네. 삼순 원데이 세미나 있는 거 다들 알고 계시죠? 뭐 hafta cumartesi günü yani 14 Eylül cumartesi günü Samsun'da bir one day seminer var.네, 삼순 근처에 살고 계시는 분들, 파트너분들 계시면은 꼭 참석할 수 있도록 많은 분들이 초대 좀 부탁드리겠고요. Samsun'da ve Samsun çevre ilçelerinde yaşayan partnerleriniz varsa onların seminere katılabilmesi için rehberlik edin.네, 그리고 다음 주 토요일은 저희 이스탄불에서 석세스 세미나 있으니까 꼭 많은 분들이 참석하실 수 있도록 좀 부탁드릴게요. 21 Eylül Cumartesi günü de İstanbul'da Success Akademi olduğundan dolayı oraya da çok fazla kişiyle katılmanızı umuyoruz.네, 토요일 날 저희 그룹에서 몇몇 분이 이제 강의를 해 주시는데요. 예, 예. 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 예.
저희 통역해주고 있는 하린이도 이번에 강의가 잡혀 있어요. 아, çevirmen olan Hatice de aynı şekilde ürün eğitimi verecek.네, 많은 분들이 참석해서 저희 애터미 비전 많이 보셨으면 좋겠고요. çok fazla insanın katılarak bu vizyonu görmesini istiyoruz. 네, 다음 주 토요일 이스탄불에서는 이제 석세스, 그리고 또 독일 düsseldorf에서 또 석세스 세미나가 당일날 같이 있어요. 다시 말해줘, 언니. 그 다음 주 네, 토요일날 저희 이스탄불에서 오케이. 석세스가 있고요. 네, 독일에서 düsseldorf에서 또 석세스 세미나가 있는데요.
Haftaya cumartesi, yani 21 Eylül cumartesi günü İstanbul'da Success Akademi olmasıyla beraber aynı şekilde Almanya'da Düsseldorf'ta da aynı anda Success Akademi olacak.네, 이번 디세ldorf 서스 세미나에서는 이제 스코가 참석할 예정이에요. Almanya'da Düsseldorf'ta bulunan Success Akademi'ye SCO'nun katılması planlanıyor.네, 혹시라도 독일에 살고 계시는 파트너분들이 있으시면은 디세ldorf 서스 세미나 참석할 수 있도록 좀 안내 좀 부탁드리겠고요. 만약에 참석하신다고 하면은 스코에게 꼭 연락 주세요. Sizin de Almanya'da bu seminere katılabilecek üyeleriniz veya tanıdıklarınız varsa onların seminere katılabilmesi için rehberlik edin ki olası bir durumda katılırlarsa da katılacak kişilerin isimlerini mutlaka SCO'ya gönderin.네, 그럼 오늘도 아침부터 강의 듣느냐고 다들 고생 너무 많으셨고요. �ugün de yine erken saatlerden itibaren eğitim dinlediğiniz için zahmet ettiniz. 오늘 하루도 무사히 건강하게 잘 보내시길 바라겠습니다. �ugün de böyle sağlıklı ve güzel bir şekilde geçirmenizi umuyoruz.네, 오늘 줌 미팅 마무리하기 전에 사진 찍고 마무리할게요. Son olarak fotoğraf çekinip bitireceğiz. 네, 카메라 켤수 있는 분들은 켜주세요. Kamerasını açabilen kişiler açsınlar.손가락 하트. 조금만 기다려주세요. Birazcık bekleyin diyor. 끝났습니다. 감사합니다. 믿디 teşekkür ederiz. 네, 모두 좋은 하루 되세요. 이규네. 이yi günler. 총장님, 감사해요. 감사합니다, 총장님. 바이바이.